Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. Şimdi bugün bu saatte birazdan Profesör Doktor Selim Badur hocamıza bağlanacağız. Sonra Ankara ve Diyarbakır bağlantılarımız olacak. Onlar hazırlanana kadar ben kalan gazetelerle devam edeceğim. Türkiye Gazetesi var sırada. Türkiye Gazetesi'nin güzeller güzeli başlıklarından bir tanesi gurur abidesi diyor. Dev hastane hizmete girdi. 8'i de yolda diyor. Avrupa'da bile benzeri çok az olan İstanbul'un en büyük hastanesi Başakşehir'de açıldı. Virüse karşı elimiz güçlendi. Şimdi burada bakın, elimiz güçlendi şu açıdan önemli. Eli iyi, eli sağlam, eli güçlü. Eli, bu kumarbaz terimleridir. Kağıt oyunlarında eli güçlü, eli güçlü değilken blöf yaptı falan gibi terimler kullanılır. Bilerek yapmasalar da, bilerek yaptıklarını sanmıyorum bunu. Ama koronavirüse karşı elimiz güçlendi deyince bu bir kumarbaz bakışı oluyor. Bilimle de kumar oynanmaz. Yani Türkiye'nin en büyük hastanesi, biraz önce Serpil Yılmaz'la konuştuk, virüse karşı diyor Sahra Hastanesi açıyor, öyle hastane olmaz, tam teşekküllü ameliyathaneli bir hastane açalım. Ne gerek var? Ameliyathanede olan hastanelere hastalar taşınabilir ama ve binalar duruyor ve bomboş duruyor. Binaları separatörlerle çevirdiğin zaman şahane hastane olur oralar. İşte özellikle havaalanının VIP salonları, CIP salonları, yolcu salonları da geçerli. Yolcu salonlarının içinde, biz oraları biliyoruz, çok kullanıyoruz. Yolcu salonlarının içinde kafeterya bölümleri, bekleme bölümleri var. Bunların hepsi orada, yemekler pişebilir, servis yapılabilir. Harika bir düzenek oluşturabilirken toprağı kazıp, üstelik de iki tane pisti harap ettiler. Yarın o pistler İstanbul'un bağlantı alanlarıdır. Yarın daha kötü bir şey olduğunda ne olabilir bilmiyoruz ama İstanbul risk bölgesinde biliyorsunuz. Ama bu birini yaparken birini yıkma, esas iş tabii şeyden geliyor. Rönesans, Mehmet Cengiz bir arazi müteahhiti, barajlar, yollar, köprüler, madenler, her şey ondan sorulu. O kırsal kesimi örgütlüyor, kırsal kesimi yağmalıyor desek daha doğru olur. Şehir merkezleri de Rönesans'a, ismi de güzel, Rönesans. Tabii Rönesans deyince benim aklıma şimdi kitap da şurada duruyor, Özdemir İncel'in bu iktidara karşı iktidar döneminde yazdığı makaleleri topladığı kitabı var. Cehaletin Rönesansı diye. O kadar güzel bir başlık ki. Cehaletin Rönesansı. Evet, cehalet kendini bu şekilde modernleştirdi. Bütün bilgisizlikleri bilgi olarak sundu ve geldiğimiz yer ortada. Zenginlik için gelecekti. Patates, soğan kuyruklarına düştük ve şöyle söyledi: bunlar bereket kuyruğu. Abi, bereket pazarda olur, kuyrukta olmaz. Gider pazarı, parasını verir, alır. Şimdi işçilere 39 lira verecekler. 39 lira ve diyor ki yardım ediyoruz. 27 lira fakirlere verilecek bu şeyde. Ve üstelik fakirlere de değil, fakirlere verilmek üzere Diyanet'e verecek gene paralar ya. Neyse. Evet, mevsimlik işçiye adım adım takip, bu Türkiye Gazetesi'nde birkaç tane haber okuyayım. Gerçek haberler bunlar. Hasat için yollara düşecek binlerce işçiyi virüsten korumak için 4 bakanlık, il yönetimleri el ele. Hiç de öyle değil. Ben bu konuda çiftçiler kadar sıcak bilgi sahibiyim. Buradan da size aktarayım isterseniz. Şurada bu sabah daha gelmemiş. Ulusal Tarım Gıda Birimi paylaşımı var burada. Evet. Peki
Ben şimdi telefona gideceğim. Oradan telefona gitmeden önce kısa bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra da Selim Hocanın sözünü kesmek istemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün gelen mailde bizlere birçok gazeteci arkadaşa gelmiştir herhalde gazete hesabımıza. Diyor ki koronavirüsle ilgili olarak aşı çalışmaları sürüyor ama bunu yani biz gazetecilerden istediği aşının yaygınlaştırılması konusunda destek istiyor Dünya Sağlık Örgütü. Çünkü dünyada ve Türkiye'de aşı karşıtlığı özellikle Türkiye'de çok fazla. Bunu geçen hafta Doğan Tılıç yazmıştı. Türkiye'de 2017 yılında 69, 2018'de 510, 2019'da ilk 9 ayında 5.2 kat artışla 2666 kızamık vakası kayda geçti diyor. 2013 yılında aşıyı reddedenlerin sayısı 913 iken 2015'te 5091, 2017'de 23.000'e sıçramış, 2019'un başında da 40.000'i geçmiş aşı karşıtlığı. Şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Koronavirüste de bu anlayış devam ederse diyor Dünya Sağlık Örgütü, daha aşırı bulunamadı. Bunu da şimdiden bu konuda yardım istiyor medyadan. Evet, Selim Badur hocamız yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet. Teşekkürler. Ben alanınıza girerek kısa bir şey paylaştım. Sizin de Dünya Sağlık Örgütü'nden her zaman siz haberler veriyorsunuz. Bugün de bize gelen bir şeyi paylaştık izleyicilerimle. Tabii ki sizin için değildi bu bilgiler, zaten var. Şu anda geldiğimiz durumu bir genel değerlendirir misiniz? Bir 10 gündür sizinle görüşmüyoruz biz. Tabii ancak müsaade ederseniz siz Dünya Sağlık Örgütü'nden haber verdiniz. Ona bir ekleme yapayım yine Dünya Sağlık Örgütü'nden ilimsiz olarak. Şimdi COVID-19 sürecini yaşadığımız için diğer aşılar ve diğer enfeksiyon hastalıklarından pek söz edilmiyor. Ancak şimdi belirteceğim 3 nedenden ötürü diğer hastalıkların, kızamık, çocuk felci gibi bildik çocukluk hastalıkların aşılanmasında çok ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü bir gün önceki raporunda da aman diğer aşılamaları ötelemeyin, buna dikkat edin çağrısında bulundu. Neden aksıyor? Birincisi sağlık kuruluşları COVID hastalığıyla dolup taştığı için rutin sağlıklı çocuk aşılama hizmetlerinde aksamalar oluyor. Bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için, ülkeler için, yani Avrupa, Amerika, gelişmek ülkeler için. İkincisi aileler kalabalık ortamlara çocuklarını sokmak istemedikleri için bu hizmetlere götürmüyorlar çocuklarını, yani sağlık kuruluşlarına. Üçüncüsü özellikle Afrika gibi ülkelerde bir takım sınırlamalar geldiği için seyahatlere, işte şehirlerin izolasyonu kapatılması gibi durumlarda artık aşının nakledilmesi, bir yerden bir yere soğuk zincirle aşıların gönderilmesi gibi stratejik bir takım lojistik olanaksızlıklar da ortaya çıktı. Ve bunun sonucu olarak dün bir rapor hazırlıyordum, onun için inceleme olanağı buldum. Örneğin Pakistan'da poliomiyelit, yani çocuk felci aşısı, ki orada hala çocuk felci görülen iki endemiklerden bir tanesi Pakistan toprakları. Pakistan'da oral yoldan verilen, ağızdan verilen çocuk felci aşılaması kampanyası durduruldu. Gana'da, yani Afrika'nın bazı ülkelerinde, Hindistan'da aşılama oranları ciddi şekilde azaldı. Örneğin Hindistan'da sağlık personeli artık aşılamayla ilgili zincir hop bulamadığı için. Sonuçta biz biliyoruz ki siz kızamık örneğini verdiniz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde değil, kızamıkla ilgili olarak farklı ülkelerde bir takım salgınlar çıkabilir. Çünkü kızamık aşılaması ya da çocukluk çağındaki diğer sıradan dediğimiz enfeksiyon hastalıkları aşılamalarının aksadığını biliyoruz, aksayacağını biliyoruz. Bu önemli bir nokta ve Dünya Sağlık Örgütü bunun altını çiziyor. UNICEF'te, UNICEF örneğin mass vaccination dediğimiz kitlesel aşılamaları kendisi durdurdu. Onun da nedeni bu kadar kalabalığın aşılanması, toplu aşılamalarda COVID bulaşı olacağı için Temmuz'a kadar durdurdu. Yani farklı nedenlere bağlı olarak ya zorunluluktan ya da ihmalden bu aşılamalar aksıyor ve bunlar önümüzdeki dönemde post-COVID dönemde
o dönemde farklı enfeksiyon hastalıklarını, yani aşıların etkili olduğu enfeksiyon hastalıklarının tekrar hortlamasına, tekrardan sayılarının yükselmesine yönelişidir. Buna dikkat çekiliyor. Şu 10 günde bitenler deyince ben de bilinçli olarak post-covid dönemi deyimini kullandım. Yani bu salgın, bu pandemi bittikten sonra eski günlerimize dönecek miyiz? Eski konusu oluyor. Kısacası elbette aşılar ya da aşı teknolojisi buna da bir çözüm bulacaktır. Ama hani hemen bugün yarın aşıyı sentezlerim, yok işte Ekim'de mi çıkacak, Aralık'ta mı çıkacak tartışmaları yersiz. Bu sorun halledilmiş, bu sorun üstesinden gelinmiş, son noktaya yaklaşılması olan bir konu değil aşı konusu. Aşıyı hazırlamak hiçbir şey değil. Aşıyı farklı yöntemlerle hazırlayacak 80'e yakın proje yürümekte zaten. Bunlar Temmuz ayında aşıyı elde edebilirler. Ettikleri zaman bunu nasıl kullanacaksınız? Önemli olan o. Kontrollerini nasıl yapacaksınız? Yoksa aşı hazırlamak o kadar önemli değil. Aşıyı hazırlamak çok güç değil geldiğimiz teknolojik noktada. Ama biz biliyoruz ki bu aşı hazırlandığı zaman, işte benim aşım dediği zaman bir çalışma grubu, bir şirket, bir üniversite bunu kimde deneyecek? Nasıl deneyecek? Bir, bu etik sorun ortaya çıkıyor. İkincisi bu aşı hazırladığınızda diğer mikroorganizmalar için çalışan yaklaşımlar acaba bu aşı için olumlu sonuçlar verecek mi? Bunu bilmiyorum. İşte o nedenle son bir haftadan beri yavaş yavaş antiviral maddelere, yani tedavide kullanılacak ilaçları geliştirme açısı biraz daha önem kazandı gibi, en azından benim okuduğum kaynaklarda bu belirtilmekte. Evet. Hocam bir konu tabii. Daha var. Bir konu daha var sormak istediğim. Siz sonra kendi söyleyeceklerinizde lütfen bunu ekleyin. Şimdi şöyle bir iddia var. Amerikan basında yayınlandı bu. Bu virüs Çin'de laboratuvarda üretilmişken yanlışlıkla dışarı çıktı iddiası ve bu konuda da işte Çin üzerine yaptırımlar olabilir falan diyorlar. Bu konuda sizin görüşünüz ne, ulaşabildiğiniz bilgiler en azından meslektaşlarınız açısından bu doğruluğu var mı bunun? Bu suçlamayı biliyorum, yani laboratuvarda bir kaza sonucu, kötü niyetli olmasa da işte virüsü içeren bir şişenin, bir tüpün birisine bulaşması, o da dışarıya çıktığı zaman etrafa bulaşması. Şimdi bu konuda bir kere benim aklıma şu geliyor. Laboratuvarda yapay olarak geliştirildi ya da doğal yollardan, yarasadan ve ara konaktan insana bulaştı. Bu bizim için neyi değiştirir ve bu bizim için niye önemli? Yani tamam, diyelim ki Çinliler bunu kazara ya da kasıtlı olarak dünyaya yaydılar. Peki ne olacak o zaman? Yani Çinliler bunu kasıtlı yaydılar. O zaman ben korunmak falan istemiyorum. O zaman ben ilgilenmiyorum. Bu konuyla mı diyeceğiz? Bizim için önemli olan hızla yayılan, belli oranda, belirli insan gruplarında ölümcül seyreden bir enfeksiyon hastalığı var. Dünya ekonomisi, dünya kültürü bundan sarsılıyor. Ama bir takım komplo teorilerinden bu yapay olarak mı oluşturuldu, kazara Çin'den mi çıktı gibi tartışmalar gündemde. Sadece Türkiye, dünyada insanların kafasını neden meşgul ediyor, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. İkincisi, Çinliler böyle bir şey olmadı diyorlar. Peki ben niye sadece Amerikan kaynaklarına ya da söylediklerine güveneyim de Çinlilerin dediklerine güvenmeyeyim? Yani niye böyle bir seçim yapmak, niye bir kültürü ya da bir ülkeyi tamamen suçlamak gibi bir yaklaşımda bulunayım? Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Yani Amerikalı'ya güveneceğim, Çinli'ye güvenmeyeceğim ya da Çinli'ye güveneceğim, Amerikalı'ya güvenmeyeceğim. Niye böyle bir seçim yapmak durumunda kalayım ya da bu genellemenin anlamını gerçekten kavramakta zorlanıyor. Ama bugünkü veriler bize yapay olarak sentetize edilen, işte bir takım insanların hiçbir bilimsel temeli olmayan bir yaklaşımla, Nobel ödülü alan Luc Montagnier gibi Fransız bilim adamları, ki o kişi hakkında daha sonra isterseniz uzun uzun konuşabiliriz. Yani dediği hiçbir şeyin doğru olmadığını ama Nobel almış bir kişi olduğu için önemsendiğini, kendisinin son yıllarda Alzheimer ve Parkinson'un birer bakteri enfeksiyonu olduğu için bu iki patolojiyi, yani Alzheimer ve Parkinson'u antibiyotik tedavisiyle iyileştireceğini söyleyecek kadar uçuk, bilimsel olmayan, yani akla ziyan, elle tutulur hiçbir temele dayanmayan
bir takım kuramlar ortaya koyuyor. Ve birçok gelişmiş Avrupa ülkesinden de hani dışlanan bir alay konusu olan bir adam. Ama onun ileri sürücü bu virüs içindeki virüsünün bazı bölgelerini içeriyor. Demek ki yapay olarak sentezlendi. Ya da yapay olarak sentezlenmedi, doğal bir virüstü ama kazara Çin'de laboratuvardan dışarı çıktı. Bu tip komplo teorilerini niye insanlar rağbet eder? Bu sadece bizim ülkemize ilgili bir sorun değil. Bu dünyada da böyle. Neden insanlar bunu tartışırlar ve bunun üzerine durdurlar? Bunu ben anlamakta zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi kazara Çin'deki bir laboratuvardan, bu virüste çalışan bir laboratuvardan dünyaya yayılmış olur. Bu neyi değiştirecek? Yani nereye varılacak buradan? Böyleyse eğer korunmayalım ya da ilaç ya da aşı yapmayalım, hastaneye gitmeyelim falan mı diyeceğiz? Evet. O nedenle ben bunu... Pek anlamlı bulmuyorsunuz bu tartışmaları siz. Nasıl? Pek anlamlı bulmuyorsunuz sonuç itibariyle. Pek değil, hiç anlamlı bulmuyorum. Bunlar tamamen demagoji. Bunlar bir takım insanların aklını karıştırmak için ortaya atılan, hiçbir bilimsel temeli olmadığı gibi hiç, tartışmanın hiçbir yararı da olmayan konular. Evet. Bunlarla peki nereye hocam, varacak? Bir şey daha sormak istiyorum. Sizin sağlık meslek örgütleriniz, tabip odaları sürekli bir şey dile getiriyorlar. Şeffaflık olsun, şeffaflık olsun, şeffaflık olsun diye. Devletten de karşılık geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü COVID-19 ile ilgili araştırma, kendilerinin bilgisi dışında araştırma yapılması ve yayınlanmasını yasakladı. Bu bakış açısını siz bir mikrobiyolog olarak bu bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu... Yani bakış... Her şey öğrenilirse kötü mü olur? Panikler miyiz? Yoksa yani, bu sadece uzmanlar ve devlet yetkililerin bilmesi yeterli mi bununla mücadele için? Bakın bir virolog olarak bu konuda benim söyleyecek bir şeyim yok. Beni ilgilendiren örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne dikkatini çektiği gibi ben şunu biliyorum. Bu hastalık kış aylarının gelmekte olduğu Afrika ülkelerinde yoksulluğun, hijyen koşullarının olmadığı, yoksulluğun ve kalabalığın çok fazla olduğu, bilgilendirme ve tedaviye erişim olanaklarının çok güçlü olduğu. Latin Amerika ve de Afrika ülkelerinde şu anda tam bir fırtına öncesi sessizlikler diye tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü. Oralarda bu iş yayılacak gibi geliyor. Oralarda yayılırsa, buna karşılık Avrupa'da sayılar azalırsa, bu durumda belki de bu haberler, kitlesel ölümlerin ölümün arasında bulunan Afrika ülkelerine ilgili haberler, televizyonlarda, haber programlarında birinci sıradan düşecektir. Yani gelişmekte olan ülkemizin sorunu haline geldiği zaman çok fazla duymayacağız. Ne yazık. Evet. Benim korkum bundan. Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu oluşturmuş. Bu bilim kurulunu merkezi otorite Ankara yasaklıyor, yasaklamıyor. Ya bunlar aslında biraz detay, o kadar önemli değil. Yani şeffaflık bu bilim, şeffaflık bu bilim kurullarının oluşması. Alo. Evet hocam. Duyuyoruz hocam biz. Bu şeffaflık elbette önemli. Yani şeffaflık ve bilgilendirme, doğru bilgilendirme, doğru bilgi aktarma bu çok önemli. Ama bizim ülkemizde garip bir duruma gelindi efendim. Bakın bir takım insanları televizyonda görüyoruz akşamları. Bazıları iktidar, hükümet, sağlık otoritesi ne yaparsa koşulsuz olarak her şeyin doğru olduğunu, her şeyin çok güzel olduğunu, her şeyin eksiksiz gittiğini söylüyor. Yani mükemmel bir idare ediliyor bu süreçte diyor. Bir kısım insanlar da her şey yalan, her şey gizleniyor, gerçek çok daha farklı deniyor. Neye inanacaksınız? Elinizde bilimsel bir veri olmadıktan sonra. Olgu sayısı 100 mü, 100 bin mi? Buna ait bir veri yok ki elimde, ben şu doğru söylüyor, şu yalan söylüyor diye bir ayrım yapabilirim. Onun için ben şu anda bunlarla vakit harcayacak ki yani herhangi bir haberin doğru mu değil mi? Çünkü sürekli olarak biz dedikodular, sosyal medya üzerinden yayılan bir takım aslı astarı olup olmadığını bilmediğimiz haberler üzerine bir genellemeler yapmaktayız. Çok da yanlış bir şey. Yani bu sadece bu konuda değil, birçok konuda da kendi düşüncemi aktarmak istedim. Yani buna hakkım var mı bilmiyorum. Televizyon programında söylemiyor ama. Yani buralardan vakit kaybetmeyelim. Virüs nereden çıktı? Bize doğruyu söylüyorlar. Peki söylemiyorlar. Doğruyu kim söyleyecek peki bizim? Nereden öğreneceğiz doğruyu?
Elimizde bir veri var mı bize doğru söylenmediği hakkında? Şimdi bunları tartışmaya bırakıp biz esas bilimsel yaklaşımla neler yapmamız gerektiğini, neleri doğru yapmamız gerektiğine bakalım ve oraya odaklanalım. Bu benim görüşüm evet. Tabii. Ama yani bilimsellikten vazgeçmeyin. Bakın farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar var. Başlangıçta dendi ki İsveç var ya, İsveç öyle güzel ki sokağa çıkma yasağı falan uygulamadı ve her şey çok yolunda gidiyor. İki gün önce ECDC dediğimiz Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin raporunda en hızlı ölüm oranlarının yükseldiği ülke İsveç'ti. Yani her şey yolunda gitmiyor. Benim bildiğim işte Çin iyi mi idare etti, İtalya'da ne eksikti, İngiltere ne yaptı, Amerika'da ne oldu? İki şeyi görüyorum ben burada. Bir, birincisi sağlık sistemlerinin özelleştirilmesinin yapıldığı ülkelerde işler kötü gidiyor. Kamu sektörünün sağlığa daha hakim olduğu Almanya gibi ülkelerde, ayrıca Merkel gibi bilimsel yönü olan bir bilim insanını yönettiği ülkelerde işler daha iyi gidiyor. Yani çeşitli spekülasyonlara doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlayamayacağımız haberlere bakmak, onlar üzerinden tartışma yaratıp vakit kaybetmek yerine, hani bilime inanmak, gerçek bilimsel evet. yaklaşımlara itibar etmek herhalde en doğru yaklaşımdır. Peki hocam, çok çok teşekkür ederiz. Epeyce uzun yorduk evet. sizi ama güzel gerekiyor bunlar izleyicilerimize aktarmamız için. Yayınımıza katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, virolog, mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Selim Badur telefon hattımızdaydı. Kendisi daha önceki dönemlerde Çapatıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı'ydı. Şu anda da Fransa Bilimler Akademisi Kurulu üyesi, bu alanın son derece önde gelen saygın isimlerinden birisidir kendisi. Evet, biz gazetelerle devam edelim. Biraz da sizi güldürelim isterseniz. Milat Gazetesi gelsin ekranlarımıza. Milat Gazetesi de şöyle diyor: destan yazdık. Bizim eski bir atasözümüz vardır: kimse seni övmüyorsa sen kendini öv diye geçiyor. En modern cihazlarla donatılan İstanbul Şehir Hastanesi açıldı. Buna da bir müzik döşesek güzel olur. Barış Manço'nun Yaz Dostum, destan yazdık diyor ya, Yaz Dostum. Selam almayana yiğit denir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'un dışında tutarak her işi yapma gayreti içinde olan bir iktidar var. Erdoğan, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Daha dur, yolun başındayız. Doktorlar da, yani kendi çalıştığımız, evet gazete bakın, ekranda gayet güzel duruyor. Diyor ki yeni dünya kurulacak, bu 8 bölümde, 8 hastaneden oluşuyor ve tamamı da açılmadı bunun. Ama bu bir bölümü açıldı. Şimdilik pandemi hastanesi olacakmış. Şöyle söyleyelim, burayı inşa eden kurum Rönesans İnşaat, Rönesans Yapı Grubu 25 yıl bu arazi devlete ait. Binaları, yani betonları Rönesans döktü ve içini onlar donattı. Sağlık Bakanlığı burada kiracı 25 yıl süresince, 25 yıl sonra hastaneyi devralacak. Aldığı zaman belki 25 yıl sonra binaların fiziki yapısı bile hastanelere uygun olmayabilir. Ve şeyde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşmuş. Diyor ki Başakşehir Şehir Hastanemiz bütün yatakları gerektiğinde yoğun bakım olarak kullanılabilir dedi. Yerli ve milli vantilatör şu anda, ya bu yerli milliye de bayılıyorum. Yerli milli diye diye bizim cumhuriyetin biriktirdiği ne kadar değer varsa hepsini yok pahasına sattılar. Yok pahasına sattılar. Bir tane örnek vereyim. Giresun Kağıt Fabrikası'nı 5 milyon
dolara sattılar. Fabrikayı alan adam içindeki makinaları 11 milyon dolara sattı. Yani aklımda kalanları söylüyorum sadece. Aslında orayı arazisi için almıştı. Onlar da hurda fiyatına gitti. 5 milyon doları aldı. İçindeki makinaları 11 milyon dolara sattı. Düşünebiliyor musunuz? Hadi bana Alas Maldık dese 2 katına çıktı. Fabrikayı satışından da ayrıca para alır. Yeniden satarsa. Arazileri ayrıca satın alır. Ve şu anda bizim maske yapamıyoruz. Maske yapmak için hastanelere yollamışlar, genelge yollamışlar. Böyle böyle maske yapın, buna uygun olarak maske yapın diye. Tamam, zor şartlardayız. Bunu söyleyeyim, yeterli. Ama ne diyor? Destan yazdık. Ben destan yazıyorum, sen maske yapamıyorsun ya. Dönüp soracak orası hastanedeki sağlık görevlisi, doktora, hemşireye. Neresi? Evet, şimdi sevgili izleyiciler, bizim bu saatte biliyorsunuz Ankara ve Diyarbakır'ımız var. Şimdi Sibel Hürtaş, Ankara temsilcimiz karşımızda. Sibel, günaydın. Günaydın Nazım Akman, iyi yayınlar. Evet, Ankara'nın tartışma konusu 23 Nisan'da ne yapılacak, bu konuşuluyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sade bir tören yapılacak dedi. Liderlerin de bu törene katılmaması çağrısında bulundu. Ona yanıtlar var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ben o gün mecliste olacağım, diğer liderlerin de o gün mecliste olması çağrısında bulunuyorum dedi. Bir itiraz da İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nasıl bir program olacak bilmiyoruz dedi ama önceden Anıtkabir'e gidilirdi. Ben de Anıtkabir'e gittim. Çok istiyorum dedi muhalefet liderlerinden. 23 Nisan 100. yılı Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir etkinlik yapılması çağrısı var. Zira Kemal Kılıçdaroğlu, ülkelerin tarihinde 100. yıllar özel günlerdir ve özel törenler yapılmalıdır dedi. İşte bu tartışma var. 23 Nisan'da ne yapılacak? Altını çizelim. Mecliste bir özel oturum gerçekleştirilecek. Açıkçası meclisin çalışmaya devam edip etmemesi kararı da 23 Nisan'daki özel oturumdan sonra alınacak. Şu an 45 günlük bir tatile girdi gibi görünüyor meclis ama hemen yeniden toplantıya çağrılabilir. Çünkü meclisin önünde bazı kanun teklifleri var. Bunun en başında cinsel istismara af getiren ve AKP grubunun üzerinde çalıştığı teklif var. Diğer taraftan muhalefet de kızgın. Zira böyle bir krizde meclisin, parlamentonun kapalı olmaması gerektiğini söylüyorlar. Buna ilişkin itirazları var. 23 Nisan'da da bunu dile getirecekler. Siyaset şu an 23 Nisan'da ne olacak ona hazırlanıyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Bu hafta neyle ilgili? İnfaz paketiyle ilgili. İnfaz paketi bazı infaz indirimi getirirken bazı suçları kapsam dışında tutuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu şimdi bu infaz paketinin yüksek mahkemeye taşınması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İki yönlü bir itiraz var. Biri usul yönünden bu paketin aslında bir af paketi olduğu konuşuluyor. İşte siyaset anayasa mahkemesinin kararına kilitlenmiş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin olası kararı Ankara'nın, ülkenin gündemini değiştirecek, altını çizelim. Cezaevlerinde neler oluyor? Özellikle pandemi sürecinde cezaevlerinde neler yaşandı? İşte HDP bununla ilgili bir rapor hazırladı. HDP milletvekili Züleyha Gülüm bu raporu bugün açıklayacak. Merak ediyoruz. Zira cezaevlerinden gelen koronaya yakalanan mahkum sayısıyla Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı sayılar arasında farklar var. Ayrıca mahkumlar sağlık hakkına ne kadar erişebiliyorlar, tedavi haklarına ne kadar erişebiliyorlar. En önemlisi de gıda ve temizlik konularında ne kadar kendilerine dikkat edebiliyorlar. İşte bununla ilgili yığınla şikayet var. HDP bunları raporlaştırdı. Bugün açıklama yapacaklar. Takip edeceğiz. Nazım Akman, son notu sağlık çalışanlarından verelim. Zira bu süreçte
fazla risk altında olanlar sağlık çalışanlara. Sağlık Emekçileri Sendikası bugün sağlık çalışanlarının durumunu ortaya koyacak. Onlar da bir rapor açıklayacaklar. Ayrıca bazı önerileri var sağlık çalışanları ile ilgili, hükümete çağrıda bulunuyorlar. Bir basın toplantısı düzenliyorlar Ankara'da. Takip edeceğiz. Siz yeniden size bırakalım. Evet, çok çok teşekkürler Sibel Yurttaş. Kapsamlı biçimde Ankara'da neler olacağını bugün bize açıkladı. Evet, Ankara'daki siyasi tartışmaların ekseninde 23 Nisan var. 23 Nisan'la ilgili olarak liderler meclise gidecek mi gitmeyecek mi tartışması var. Meclis Başkanı açıklamasını sanki Cumhurbaşkanı iletişim danışmanı gibi yaptı. Cumhurbaşkanı gelmeyecek, öbür liderler de gelmesin. Çünkü Cumhurbaşkanı gelmezse halk nezdinde cesur bir Cumhurbaşkanı var. Ulan koronadan korktu gelmedi oraya derler gibi bir algı var. Aslında koronadan hepimizin korkması gerekiyor. Ayrıca liderlerin de bu konuda örnek olmaları önemli. Ama bazı zamanlar var. O zaman lider mi değil mi ortaya çıkıyor. Bazı yerlerde cesaret önemli. Toplumu yönlendirenler açısından riskli alanlar bunlar. Buralarda abi ben ne yapıyorum, ne yapayım, korkuyorum işte falan denilmeyecek yerler. İşte Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 100. yıl önemlidir ve ben dedi gitmek istiyorum. Meral Akşener o da dedi ki eskiden dedi meclis delegasyonu yani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet liderleri topluca, işte kuvvet komutanları topluca Anıtkabir'e giderdik. Şimdi gidilecek mi bilmiyoruz ama dedi ben gitmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı ise ben saraydan çıkmak istemiyorum diyor. Çünkü bu hastalığı kaparsak kurtaramıyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteriliyor. Şimdi diğer liderler meclise gidip konuşurlarsa buradan bir eksi çıkar, eksi puan çıkar bana diye düşünüyor olabilir. Belki bununla ilgili bir önlem de alınabilir. Cumhuriyetin temeli olan meclisin açılışının 100. yılında meclise gidip konuşma yapmak terör faaliyetidir denebilir. Yani liderler açısından bu bile söylenebilir. Bunun akılla mantıkla bir ilgisi yok ama Türkiye'de akılla mantıkla ilgisi olmayan o kadar çok şey yapılıyor ki bunların en fazlası da geriye yönelik 25, 30, 40 yıldır hep yapıla geldi. Nerede? Kürtlerin yaşadığı coğrafyada. Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'da Bahar Kılıçgedik var. Bahar günaydın. Seni dinliyoruz. Bugün neler aktaracaksın bize? Kars Belediyesi'ne geçen hafta sonu 3 kişi tarafından bir saldırı olmuştu. Hatta belediye eş başkanlarının da tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı. Hem Kars Belediyesi'ne yönelik saldırı hem de HDP'nin hedef gösterilmesine tepkiler var. HDP Kars İl Örgütü, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'in yerel basına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bu açıklamalarla hedef gösterildiklerini belirtiyorlar ve bir yasal süreç başlatılacağı ifade ediliyor HDP Kars İl Örgütü tarafından. MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, HDP yönetimindeki Kars Belediyesi'nin terör yuvası diye hedef gösterip suçlamalarda bulundu. İşte bu durum ile ilgili bir yasal süreç başlatılacak. Tabii şöyle bir açıklama da var. Aslında yerel seçimlerde aslında aldıkları başarısızlığı hazmedemedikleri için böyle bir saldırıyla karşı karşıya olunduklarını söylüyorlar. Ayhan Bilgen de aslında konuşmuştu ve bir kayyum hazırlığından bahsetmişti. Farklı senaryolar var bu saldırı ve hedef göstermelerin arkasında. Bunun dışında neler var? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Federal Bölgesi'nin askeri hareketliliği sürüyor. En son bombaladığı Zinivert bölgesinde de KDP askeri yığınak yaptı. Tabii bu gelişmeler Kürtler arasında yeni bir çatışma mı yaşanacak yönünde tartışma ve kaygıları beraberinde getiriyor. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarından sağduyu çağrıları var. İnsan ve Özgürlük Partisi
bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Ulusal birliğin hayat memat meselesi olduğu böylesi bir dönemde Kürt güçleri arasında baş gösteren sorunların barışçıl yöntemlerle çözümünde herkese sorumluluk ve görev düşmektedir denildi. Demokratik Toplum Kongresi de bir açıklama yaptı ve Kürtler arası gerilim asla kabul edilemez, ulusal birliğimizden vazgeçmeyeceğiz denildi. Cezaevlerinden yine haberler var, yine hak ihlallerine yönelik iddialar var. Ağrı'da tutuklu Sabri Kaya 11 gündür yoğun bakımda. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 3. kez yoğun bakıma alınmıştı Sabri Kaya. Ciddi rahatsızlıkları vardı. İnfaz ertelemesine dair bir başvuru yapılmıştı. Hala bu başvuruya cevap verilmiş değil. Ailenin de çağrısı var. Yine birçok tutuklu yakını hasta tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor. Türkiye cezaevlerinden birçok iddialar geliyor. Kronik tutuklara hijyen malzemesi verilmediği, salgınla ilgili yeterli önlemlerin alınmadığı, yemek verilmediği yönünde tutuklu yakınlarından bu yönde açıklamalar var. Mardin'e geçelim. Mardin Mazıdağ ilçesinde Cengiz inşaatın işten çıkardığı 8 iş eylem yapmak istedi ancak engellemeyle karşı karşıya kaldılar. Kaldıkları şantiye ve çalıştıkları fabrikaya giden yol jandarma tarafından kapatıldı. Buraya gitmesi engellendi işçilerin. Bölgede sadece fabrikada çalışan işçilerin geçişine izin veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında burada önlemler alındığı söylense de işçilere göre eylem yapmamaları için böyle bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 Nisan mahallesinde yaşadığı evin penceresinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen Şükran Dursun isimli kadın hastane tedavisi sürüyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, yaşamını yitirdiğini belirtelim. Yine salgınla ilgili gelişmelere gelirsek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyumla yönetilen belediye tedbirler kapsamında 13 ilçeye yapılan toplu ulaşım seferlerini geçici süreyle durdurduğunu açıkladı koronavirüs tedbirleri kapsamında. Bugün bazı açıklamalar, yargılamalar da var. Bunlara da bakacağız. Diyarbakır'da iş örgütleri COVID-19 salgını nedeniyle esnaf, işveren ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde saat 11'de bir basın açıklaması yapacaklar. Yaşanan sorunlara dikkat çekilecek. Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik'in yargılandığı davanın ilk duruşması görülecek. Nazım Akman, şimdilik bunları aktarayım. Evet, çok çok teşekkürler Bahar Kılıçgedik. Kapsamlı bir Diyarbakır ve bölge gündemini aktardı. Bunların içinde dikkat çekeni de Kars'ta yapılan saldırı ve arkasından Ayhan Bilge'nin yaptığı uyarı, bir kayyum hazırlığı olduğunu görüyoruz. Terör merkezi diye açıklama yapılıyor. Sonradan oraya yönlendirilmiş kişiler saldırıda bulunuyor. Arkasından devlet müdahale ediyor. Onları yakalayacağına belediye yakalıyor. Yani kuralsızlık had safhada. Kuralsızlığın kural olduğu bir dönemi yaşıyoruz. En başta da kuralları birinci derecede uygulamak durumunda olan hükümet kurallara uymuyor. Bir, geçmiş söylediklerin hepsinin üstünden tersine geçiyorlar. Dün Dil Korkunç, başta AKP başkanı olmak üzere, Cumhurbaşkanı demiyorum, AKP başkanı diyorum. Nedeni de çünkü hatta bir siyasi partiden ziyade bir öğrenci gençlik, karşıt görüşlü öğrencilerin diye yapılıp fanatiklerin kitleye saldırıları düzenleyen örgütler vardı 70'li yıllarda. Aynı onlardan birinin başkanı gibi konuşuyor. Dün de inşallah dedi, inşallah koronavirüsle birlikte dedi, bu siyasi virüslerden de kurtulacağız dedi. Siyasi virüs dedi, hatta bir adım daha attı. Bunlar dedi işte ekmek falan dağıtmıyorlar dedi, ayrı yapılanma oluşturuyorlar dedi. Bunu dedi vakti zamanında terör örgütleri PKK ve FETÖ'de yapmış dedi. Hiç
PKK'nin şehirlerde hastane kurduğunu yahut da Fethullah Gülen cemaatinin işte böyle bir hastalık durumu görüp de toplu ekmek dağıttığını falan tanık olmadık ama Erdoğan söylüyor, böyle diyor ve oluyor. Dün de Örsan Kuntar Öğmen, gazeteci abimiz Örsan Öğmen'in oğludur, aynı ismi taşıyor. Şöyle demişti yazısında, Erdoğan biri çıkıp dedi, Erdoğan'a dese ki kurtulması gereken esas virüs sensin dese, dedi o kıyameti kopartır. Ama dedi kendisi söyleyince dedi hiçbir şey olmuyor dedi. BBC Haber'de Türkçe'de şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Hollanda televizyonu Türkiye kökenli göçmenler koronavirüs konusunda Hollanda'nın değil Türkiye'nin kurallarına uyuyor. Başbakan Mark Rutte yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarını dikkate alıyorlar demiş BBC. Evet, Erdoğan destan yazıyor deyince o zaman bitecek. Lokomotiv Moskova'nın 22 yaşındaki futbolcusu da hayatını kaybetti. Bu da isimli değil, açıp bakamıyorum oradan şimdi. Evet, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun paylaşımı var. Yoğun bakım çalışanı Doktor Rukiye Ekener, aynı hastanede görevli cerrah tarafından hastane ortasında darp edildi. Darp raporu alarak polise şikayette bulunan kadın, talep etmesine rağmen savcılığa bir bildirimde bulunulmadığını söyledi. Rukiye Ekener yalnız değildir. Doktor yoğun bakımda ve koronavirüsle savaşıyor ama ne yazık ki burada. İzmir Tabip Odası'ndan bir paylaşımı var. Nuri Dizi 20 Nisan 2020 Pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. Nuri İdiz, İdiz ailesinin kaybettiği ikinci doktor, kardeş doktor. Evet, burada Yolculuk gazetesinin paylaşımı, satılık basından satılık haberler, Yandaş Hürriyet gazetesinden para karşılığı en iyi işveren röportajı yapılacakmış. Ve bunu da bu bir ilandır uyarısı da koymadan yapacaklarını söylemişler. Can yayınlarının sahibi Can Öz bunu açıkladı. Ama bu açıklanacak bir şeydi. Çünkü her tarafa, yani iki kişinin bildiği sır sır değildir. Evet sevgili izleyiciler, biz ikinci günde sonuna geldik. Bugün epey yoğundu gündemimiz. Birazdan Musa Özoğlu sizlerle olacak. Biz yayında emeği geçen arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi bir gün diliyoruz. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.